Sayın Gökçek. Hepinize çok teşekkür ederim. Bazen kısıtlanıyor insanın konuşma yeteneği. Anadolu'nun ve Trakya'nın en uzak köşelerinden geldiniz. Her birinizle 5 yıl aşırı neşir olduk. Benim için sadece tatlı anılar kaldı. Şunu bütün içtenliğimle açık yürekle söyleyeyim ki 40 yılı aşan hekimlik yaşamımın ve 25 yılı aşan akademik kariyerimin en büyük ödülünü bana veriyorsunuz. Bunun için teşekkür ediyorum. Kendimi severek, özleyerek, emek vererek yetiştirdiği bahçede rengarenk çiçekleri seyreden bir bahçıvana benzetiyorum. Bana bu zevki verdiniz. Onun için teşekkür ediyorum. Cerrahide dürüstlük felsefesi olacak konuşmamız. Felsefe bir bilim. Toplumun ve bireyin mutluluğunu düşünme gücüyle arayan, sağlayan bir bilim. Benim burada sözünü ettiğim cerrahide dürüstlük felsefesi, bir yaşam felsefesi anlamına taşıyor. Bir davranış anlamına taşıyor. Beğenilmiş, özümsenmiş ve her zaman uygulanması gereken bir yaşam felsefesi anlamına taşıyor. Cerrahide dürüstlük ne olacaktır? Bunun için önce dürüstlük sözcüğü üzerinde, dürüstlük kavramı üzerinde biraz durayım. Dürüstlük her zaman ahlakla eş anlamlı olmuyor. Ahlak yine toplumun ve bireyin huzuru ve mutluluğu için bir bölümü yasalarla konan, bir bölümü de yazılı olmayan, akitlere dayanan kurallardır. Bunlar zamana göre değişir, topluma göre değişir. Örneğin Eskimo'da ısınsın diye misafirin koynuna ev sahibi karısını sokar. Bu Eskimo topluluğunda hiçbir ahlak dışı anlam taşımaz. Bunun dışında Suudi Arabistan'da parmağının ucunu gösteren ahlaksız sayılır. Dürüstlük yasayla sınırlanmış bir şey değildir. Dürüstlük de bir akittir. Toplumla birey arasında yahut da bireyler arasında yazılı olmayan ama uyulmaya söz verilen bir akittir. Dürüstlük ahlakta her zaman uyumlu değildir, sinonim değildir dedim. Şöyle ki, örneğin gangsterlik toplum için ahlaklı bir uğraş değildir. Gangsterlik ahlak dışıdır. Ama gangsterlerin arasında kendi akdine uymayıp da birilerini başkalarına haber vermek yahut da o gangın, o çetenin işini bozmak dürüstlüğe aykırıdır. Görülüyor ki dürüstlük ahlakla her zaman koşup gitmiyor. Yasalara uyan ahlak kuralları vardır. Bir de yasayla ilgili olmayan vardır. Şunu söyleyeyim ki yasaya uymayan birçok davranışlar vardır ki bu
ne ahlaksızlık ne de dürüstlük dışıdır. Şöyle ki yasalar bir toplumda yasa koyan, yasa koymaya yetkili olan kurumlar tarafından konur ve toplumun bireyleri ona uymak zorundadır. Yalnız uymak zorundadır, beğenmek zorunda değildir. Şu halde yasalara uymak bir yurttaşlık görevidir. Beğenmediği yasayı değiştirmek hiçbir zaman ahlak taşı değildir. Tersine bir yurttaşlık görevidir ve yurttaşlık hakkıdır. Görülüyor ki ahlak ve dürüstlük kavramları oldukça değişik yerlere oturabiliyor. Cerrahide dürüstlük kavramına gelelim. Bunun içinde cerrahinin ne olduğunu bir kez daha tanımlayalım. Cerrahinin en güzel tanımını Webster'de buldum. Diyor ki cerrahi tıp, bilim, sanat ve uygulamasının bir dalı olup el ve alet kullanılarak defeklerin, kırık çıkığın, yaraların iyileştirilmesi, ameliyatlarda teşhis ve tedavi yapılması, hastanın mutluluğunu ve mutluluğunu çoğaltmak ve ömrünü uzatmak amacını taşır. Görülüyor ki cerrahide el ve alet kullanılarak yapılan bir iş, bir eylem var. Bu eylem bilim ve sanatla ilgilidir. Bu eylem hastanın mutluluğunu sağlayacaktır. Hastanın ömrünü uzatacaktır. Bu bilim ve sanat, buradaki sanat deyimi biliyorsunuz iki anlamda. Bir tanesi güzel sanatlar anlamına gelen sanat, öbürsü pratik olan, uygulama olan zanaat. Uygulama, bilim ve sanatın ürünü olarak ortaya çıkar. Cerrahide bilim ve sanat birleşir, zanaatı ortaya çıkartır. Bilim ve sanat gerçekten birbirinden ayrılmayan cerrahide iki öğe. Öyle ki 2500-2600 yıl önce yazılmış olan bir Hint kitabı Sushruta Samhita diyor ki cerrahi iki kanatlı bir kuşa benzer. Kanatlarından biri bilim, biri de sanattır. Bunlardan birisi olmazsa kuş uçamaz. Gerçekten de bilimle zanaat, artizanlık eşit olduğu zaman ancak cerrahi dengeli bir uçuş yapabilir. Bu kanat deyimi, kanat sözcüğü bana Konfüçyüs'ün bir sözünün de anımsattı. Konfüçyüs diyor ki, kaplana kanat takılırsa yapmayacağı kötülük yoktur. Cerrahi gerçekten kanat takılmış bir kaplandır. Ama işte dürüstlük onun yapmayacağı kötülük yoktur düşüncesini ortadan kaldırmak için kullanılır. Eğer dürüstlük yoksa bu bilim ve sanat kanatlarını takmış olan kaplan dürüstlük dizginleriyle dizginlenmezse gerçekten yapmayacağı kötülük yoktur. Burada dürüstlük kavramı üzerinde de biraz duralım. Tıpta dürüstlük, cerrahide dürüstlük ne olacaktır? Tıpta dürüstlük, hekimlikte dürüstlük,
Evvela hekimliğin meslek olarak bir özelliğiyle ilgilidir. Hekimlik, başka bir insanın sağlığı üzerinden dolaylı olarak ya da doğrudan doğruya para kazanır. Öyle bir dal ki, hekim ekmeğini başka bir kişinin sağlığı üzerinden kazanır. İsterse araştırmacı olsun, laboratuvarcı olsun. Bu dolaylı olarak. İster serbest hekim olsun, muayenehanesinde çalışsın, bu doğrudan doğruya hastayla karşı karşıya olacak. İsterse bir devlet kuruluşunda çalışsın, bir kamu kuruluşunda çalışsın, kendi maaşı gene dolaylı olarak başka bir insana sağlık verdiği için, sağlık vermeye çalıştığı için kendisine verilmektedir, kazanılmaktadır. Hekim bu becerisini ve bilgisini sunduğu başka insandan ve bu insanların meydana getirdiği toplumdan kendi emeği karşılığında olarak sadece para kazanmaz. Gene bizim mesleğimizin bir özelliği vardır. Bunun yanında saygı kazanır. Bunun yanında ün kazanır. Şu halde hekimlik mesleğin karşılığı olarak, emeğin karşılığı olarak para vardır, saygı vardır, ün vardır. Bu paraya, saygıya ve üne ortak olan başka hekimler vardır. Kimden kazanılır bu para, ün ve saygı? Hastadan kazanılır. Buna ortak olan kimler vardır? Başka hekimler vardır. Bunu dengede tutacak olan kimdir? Hekimin kendisidir. Şu halde hekim hastasına karşı dürüst olacaktır. Meslektaşlarına karşı dürüst olacaktır. Ve kendisine karşı dürüst olacaktır. Hastasına karşı dürüstlük nasıl olur? Bunu doğrudan doğruya cerrahiye dönerek açıklayalım. Demiştik ki cerrahi bilim, sanat ve zanaat ögelerinden oluşur. Şu halde cerrah bilimde dürüst olacaktır, sanatta dürüst olacaktır ve zanaatta uygulamada dürüst olacaktır. Bilimde dürüstlük nasıl olacaktır? Cerrahi biliminde araştırma yapılır, öğretim yapılır ve öğrenim yapılır. Şu halde cerrah araştırmada dürüst olacaktır, öğretimde dürüst olacaktır ve öğrenimde dürüst olacaktır. Bilimsel araştırmalarda dürüstlük birçok defa konuşulmuştur. Hatta bir grup arkadaşlarım anımsarlar. Bir dergi saatinde ben tıp dergisi getireceğime Time dergisini getirmiştim. Çünkü o sayıda, Time'ın o sayısında bir araştırıcının, Harvard'daki bir araştırıcının çok sayılan, çok güvenilen ve gerçekten bir araştırıcı dehasına sahip olduğu bilinen bir araştırıcının hiç yapmadığı bir araştırmayı bilimsel bir makale olarak yayınladığı yazılıydı. Bu hayli fırtına kopardı ve sonunda şuna varıldı. Dediler ki biz bu araştırıcıyı bilimde dürüstlük yapmadığı için tamamıyla çıkartalım Harvard'dan. Sonra dediler ki bunun o kadar nitelikleri var ki biz bunu kontrol altında tutarak araştırmalara sürdürelim. Ve gerçekten öyle oldu. Tabii bu çok ekstrem bir şey. Çok uç bir şey. Bilimde bu kadar
dürüstlükten uzak yapılan şey o kadar ender olur ki Time magazine geçer. Fakat bunun dışında bilerek ve bilmeyerek yapılan bazı dürüstlük sınırını aşan çabalar olabilir. Bu araştırma planı yapıldıktan sonra uygulamaya konur. Araştırma, araştırıcının istediği sonuç için değil, araştırmanın ne sonucu vereceği için yapılır. Burada araştırıcı bütün emeğini verdiği bir araştırmanın sonunda bazen hiçbir şeye erişemez ve araştırma kalır. Zor şey araştırıcı olmak, elbet. Buradaki dürüstlük, bulguların en ince ayrıntılarına kadar titizlikle ve gerçek olarak tutulması. Çünkü bilim gerçeği arayan şeydir. Aradığımız gerçektir. İkincisi, bulguların sentezini yaparken kendi kendimizin etkisinde kalmaksızın tam tarafsız olarak bir senteze, bir yoruma, bir sonuca varmak. Burada örnek vermek istemem ama bu 25 yılı aşan akademik kariyerimde birçok tezler okudum ve bu tezlerde bazen bilimsel dürüstlüğün çizgilerini aşmış olan bazı yanlışları gördüm. Bilimsel dürüstlüğün başka bir yönü de bulduğu şeyin pek üstün bir şey olduğu sanısına varılmamak. Başka bir deyimle megalomaniden kurtulmaktır. Bilim o kadar geniş, o kadar derin, o kadar büyük ki en büyük araştırıcı bile sadece bir kum tanesi koyabilir. Bu koskoca yapının, harcının içine sadece bir kum tanesi koyabilir. Bunun için gerçek bilim adamı ne bilgisini kıskanır, ne araştırmasını büyüteçle görür, ne de kendisini dev aynasında görür. Bir bilim adamı, bir araştırıcı bu komplekse düştü mü, ondan sonrasını kurtarmak, kendisini gerçek bir bilim adamı çizgisine çekmek oldukça zor olur. En büyük, en tehlikeli bir hastalıktır bilim adamı için dev aynasına bakmak. Bilimsel dürüstlükte dedim ki bir araştırma, öğretim ve öğrenim dürüstlüğü de vardır. Öğretim dürüstlüğü öğreticiler için elbette söz konusu olabilir. Öğretici kendi duygularına, kendi isteğine, kendi düşüncesine uygun olan bilgileri değil, gerçek olan bilgileri tarafsız olarak alıcıya vermek durumundadır. Bir öğretici çeşitli hipotezlerin bulunduğu bir alanda yalnız kendisinin bulunduğu, kendisinin beğendiği, kendisinin benimsediği ve de kendisinin ortaya attığı bir hipotezi sadece öğrencilerine öğretirse bu bilimsel dürüstlükten uzaklaşmış olur. Öğrenim dürüstlüğü çok önemli bir şey. Çünkü bu öğreneni, öğrenecek olanı kendi kendisiyle karşı karşıya bırakıyor. Kendi kendisinin etkisinden kurtulmaktır öğrenim dürüstlüğü. Her cerrahın kendi meslek yaşamının uzunluğu, derinliğine uyan beğenileri vardır. Alışkanlıkları vardır, inanışları vardır. Öğrenirken yalnız bunları seçerse, kendi düşüncelerinin tersine olan, kendi düşüncelerini belki hatta yok edecek olan
bilimsel verileri kabul etmez, öğrenmezse o zaman da öğrenim dürüstlüğünden yoksun kalmış olur. Demiştik ki cerrahi bilim, sanat ve zanaattır. Sanatta dürüstlük nasıl olacaktır? Gerçekten cerrahi elle yapılan bir sanattır. Bir güzel sanattır. Bunu biz cerrahlar hepimiz biliriz. Ameliyatı hasta için yaparız elbet. Hasta için en uygun yaparız. Ama yaptığımız bir cerrahi girişimin güzelliği bizi de etkiler. Biz cerrahi tedavinin zanaat tarafını hasta için yaparız, sanat tarafını kendimiz için yaparız. Ve bu cerrahinin sanat tarafı sadece cerrah tarafından bilinir. Bir ressam resim yaptığı zaman onu görenler anlarlar. Müzisyen, kompozitör bir müzik parçası yapar, onu dinleyen anlar. Fakat cerrahın yaptığı sanatı yalnız kendisi, güzel sanat yönünü yalnız kendisi bilir. Kendi kendine doyuran bir uğraştır sanat yönü cerrahinin. Sanat bir heyecan karışımıdır, bir coşku karışımıdır. Sanatın içinde her zaman duygu ve coşku vardır. Cerrahi girişiminde cerrah kendi sanat yönünün kuvveti ölçüsünde bu coşku ve duyguyla girişimi yapar. Bunu kimse bilmez dedim. Kimse fark edemez cerrahın kendisinden başka. Ama güzel yapılmış bir ameliyatın gecesindeki rahat uykuyu da kimse kolay kolay uyuyamaz cerrahtan başka. Sanatın büyüğü küçüğü yoktur. İyisi ve kötüsü vardır. Bir tablo diyelim 25 çarpı 20 santimetre, başka bir tabloda 2 metre çarpı 3 metre olursa boyutları daha büyük olan daha büyük sanat eseri değildir. Bir müzik parçası 10 dakika sürüyor diye 45 dakikalık senfoniden daha değersiz değildir. Cerrahinin sanat yönünde bu nitelik bir gerçeklik ve geçerlilik kazanır. Cerrahinin de büyüğü küçüğü yoktur sanat yönünde. Sadece bir pansumanı yaparken de cerrah sanatçılığını kendi kendisine gösterir, sanatçılığını duyar. En büyük ameliyatı yaparken de, en küçük ameliyatı yaparken de, hatta pansumanı yaparken de aynı duyguları duyuyorsa, aynı coşkuyu duyuyorsa, aynı beğeni için uğraşıyorsa, işte o zaman sanat dürüstlüğü var demektir cerrahta. Cerrahinin zanaat yönüne geçelim, artizanlık yönüne geçelim. Elle yapılan bir iş yapılıyor. Buradaki dürüstlük ne olacaktır? Gene hastaya karşı dürüstlükle ilgili elbet bu da. Buradaki dürüstlük şöyle olacak. Bu yaptığımız gerekli mi? Bu yaptığımız yeterli mi? Bu yaptığım benim yapabildiğimin en iyisi mi? Artizanlıkta, cerrahinin teknik yönünde bu üç soruyu kendimize sormalıyız. Gerekli olacak, yeterli olacak ve yaptığımızın en iyisi olacak. Burada gereklilik elbette ki cerrahi muhakeme anlamını taşır. Ve her cerrah kendi deneyimlerine, bilgisine göre bu cerrahi muhakemeyi yapar. Her yerde aynı şeyi yapar. Ama yeterli mi konusuna gelince bu bir olanak konusudur aynı zamanda. Acaba bu yeterli mi derken
olanakların buna yeterliliği aynı sözü alır. Örneğin burada üniversite hastanesindeki olanaklarla yapılan bir ameliyatı bu yeterlidir, bu benim yaptığım en iyisidir diye bir sağlık ocağında çalışan cerrah yapamayacaktır. Ama elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Ne zaman yapacaktır? Ancak kendisi o sırada yapmak zorunda ise. Hipokrat yemininde bir şey var. Eğer mesane taşını herhangi bir nedenle çıkaramamak durumundaysanız, onu bu taşın çıkarılacağı yere gönderin. Bu genelleyecek olursak, eğer olanaklarımız bir girişimi yapmaya yeterli değilse, bizim yeteneklerimiz buna yeterlidir, bizim bilgimiz buna yeterlidir, bizim cerrahi muhakememiz buna yeterlidir ama oradaki olanaklar yeterli değilse, hiçbir maceraya girilmeden, eğer acil bir durumda yoksa, hiçbir maceraya girmeden, çünkü bu macera kendinizi tehlikeye atan bir dağcının macerası değil, oradan dolayı hastanın hayatını tehlikeye atan bir maceradır. Bu maceradan sakınıp onun bunun en iyi yapıldığı yere göndermek de yine bir cerrahi dürüstlük anlamını taşır. Hastaya karşı dürüstlük anlamını taşır. Hastaya karşı dürüstlükte çok tartışma konusu olan başka bir konu var. O da hastaya neyin söyleneceği, neyin söylenmeyeceği. Daha doğrusu bazı hastalıklarda hastaya gerçeğin söylenip söylenemeyeceği. Bu gene cerrahın yaşam felsefesine uyacak olan bir şeydir. Ve şöyle özetlenmek. Aktiviteler olduğu bilinmektedir. Şu anda bu toplulukta bulunan bazı arkadaşlar muhtemelen bunu Doktor Göksel'in bu yönlerini benden çok daha iyi bilirler. Uzun seneler aynı bilim dalında yakın işbirliği olmasına rağmen bu özelliklerini geniş şekilde anlatacak kadar bilemiyorum. Sizlere aktaracak kadar tanımak fırsatını o kadar derin bir şekilde elde edemedim. Onun için söyleyeceklerim bu taraflarını kapsayamaz. Ancak tıbbi, cerrahi ve deontolojik açılardan zor durumlarda hepimiz için işlek zekası, tecrübesi ve bilgisiyle daima yardımcı ve yol gösterici olmuştur. Cerrahi disiplinini hiyerarşik düzenin ve tıbbi deontolojinin korunması için göstermiş olduğu çabaları daima hatırlamak lazımdır. Bilimsellik anlayışının geliştirilmesinde ve yaygınlaştırılmasında çevresindekileri de stimüle eden bir yol gösterici olması yanında bir cerrahın hayatını nasıl düzenlemesi gerekeceği yolunda da kusursuz denebilecek örnek davranışları olan Profesör Doktor Hüsnü Göksel'i yine her fırsatta aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyorum. Kendisine bu plaketi takdim etmek benim için gurur ve şeref vericidir. Hepiniz zahmet ettiniz. Tekrar teşekkür ederim. Sağ olun.